Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Ders izleyine hoş geldiniz. Bu bölümde gerçek gazları anlatacağım. İdeal gazdan sapmalar. Kinetik teoriye göre gaz moleküllerinin kendi hacimleri, öz hacimleri toplam hacim yanında imal edilebilecek kadar küçük olan ve moleküller arasında etkileşim bulunmayan gazlar ideal gaz tanımına uyar. Moleküller arasında etkileşim bulunan ve moleküllerin birbirinden etkilendiği gazlara gerçek gaz denir. Doğadaki bütün gazlar gerçek gaz olup ideal gaz kanunlarına uymazlar. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşırlar. İdeale yaklaşma şartını tıptan hatırlayalım. T büyük T yani yüksek sıcaklık ve düşük basınç şartlarında gerçek gazlar ideale yaklaşırlar. Gerçek gazlar uygun sıcaklık ve basınç koşullarında sıvılaşabilmektedir. İdeal gaz davranışında kabul edilen gazların 1 mol için PV bölü RT eşittir 1'dir. Fakat gerçek gazlarda PV bölü RT 1'e eşit değildir. PV bölü RT oranına sıkışabilme faktörü denir ve Z ile gösterilir. Z eşittir PV bölü RT, Z değeri 1'e yaklaştığında gaz ideale yaklaşır. Ne kadar 1'e yaklaşırsa o kadar gaz ideale yaklaşmış olur. Bu da nereden geliyor? Param varsa nere attaki PV bölü RT buradan geliyor. Gazlarda basınç arttıkça ve sıcaklık düştükçe PV bölü RT oranı birden sapar. Yani ideallikten sapmış olur. Yani basınç arttıkça neydi? Yüksek sıcaklık, düşük basınç da ideale yaklaşıyordu. O zaman basınç arttıkça, basınç artarsa o zaman yüksek basınç olmuş olur. Ve birden sapmış olur. Yani ideallikten sapmış olur. 1'e eşit olduğu zaman ve 1'e yakın olduğu zaman idealdi. Ama birden daha farklı değerler çıktıkça, daha da sapma açısı açıldıkça o zaman gerçeğe doğru yaklaşıp ideallikten uzaklaşmış olacaktır. Grafikte incelediğimiz zaman PV bölü RT'nin 1 olduğunda bakın gazların ideal olduğunu ve ideale yakın olduğunu görmüş oluyoruz. Buradaki sıcaklık değerlerine baktığımız zaman aynı gazın mesela metan gazının farklı sıcaklıklardaki ideal gaz davranışından sapması gösteriliyor burada. Sıcaklık arttıkça ideallikten sapma miktarı azalmış, gaz ideale yaklaşmıştır. Bakın 200 Kelvin'de şurada 1'den ne kadar uzakta ama mesela 1000 Kelvin'e baktığımız zaman 1000 Kelvin'de gördüğünüz gibi ideal gaza yakın olduğunu yani şuradaki çizgiye yakın olduğunu görmüş oluyoruz. Bu grafikte de farklı gazlar söz konusu. Hidrojen, metan gazı ve karbondioksit gazları. Farklı gazların PV bölü RT basınç değişimleri gösterilmiş. İdeal gaza yaklaşan gazın burada mol kütlesi küçük olan hidrojene ait olduğunu. Hidrojen mol kütlesi 2'dir. CH4'ün 16'dır. Karbondioksitin 44'tür. Mol kütlesi küçük olan hidrojen aynı şartlarda ne yapacaktır? İdeale daha yakın olacaktır. Molekül büyüdükçe ve moleküller arası etkileşim arttıkça gaz idealden uzaklaşır. Gaz, buhar ve kritik sıcaklık. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan sıkıştırılabilir akışkanlara gaz denir. Gaz halindeki bir madde sadece basınç arttırılarak sıvılaştırılamaz. Gazların sıvılaştırılabilmesi için basıncın yükseltilmesinin yanında sıcaklığın da düşürülmesi gerekir. Bir gaz belirli bir sıcaklık değerinin üstündeki sıcaklıklarda yüksek basınç uygulansa bile sıvılaşmaz. Bakın belli bir sıcaklık değerinin üstündeki sıcaklıklarda ne kadar yüksek basınç uygulansa bile sıvılaşmaz. İşte her gaz için ayrı bir değer olan bu sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Kritik sıcaklığın üstünde gaz ne yapmıyor? Basınç uygulansa da sıvılaşmıyor. Ve TK ile gösteriliyor. Kritik sıcaklık bir gazın basınç uygulanarak sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklıktır. Benzer şekilde bazı basınç değerlerinden sonra sıcaklık ne kadar düşürülürse düşürülsün madde gaz hale geçirilemez.
Bu basınç noktasına da kritik basınç noktası deniyor. Bunları grafik üzerinde de anlatacağım. Gazlar gibi davranan fakat sabit sıcaklıkta basınç arttırıldığı zaman sıvılaşabilen akışkanlara buhar denir. Sabit sıcaklıkta basınçla sıvılaşabildiği için bu akışkanlara buhar denir. Buhar kritik sıcaklık değeri ve altındaki sıcaklıklarda gaz gibi davranır ancak sıkıştırıldığında sıvılaşabilir. Kritik sıcaklıkta maddenin kimlik özelliklerinden biridir. Kritik sıcaklık maddenin kimlik özelliklerinden biridir. Kritik sıcaklıkta kaynama noktası, öz kütle, çözünürlük gibi ayırt edici bir özelliktir. Kritik sıcaklık ve altındaki sıcaklıklarda madde buhar, kritik sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda madde gaz halindedir. Joule-Thomson olayı, gerçek gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilir. Gazların soğutulması ile ilgili ilk çalışmaları Joule ve Thomson yapmıştır. Genleşen bir gazın sıcaklığında oluşan değişim Joule-Thomson olayı olarak tanımlanır. Gazların kinetik enerjileri mutlak sıcaklıklarıyla doğru orantılıdır. Gazlar genleştiğinde sıcaklık azalırsa kinetik enerji azalır. Gazın kinetik enerjisinin düşmesi için gazın bir iş yapması gerekir. Gaz dışarıdan ısı almadığına göre bu iş için kendi enerjisini kullanacak. Bunun için gaz molekülleri yavaşlar. Bu da gazın soğuması anlamına gelir. Hızla genleştirilen gazlar da soğumuş olur. Evet, buradaki şekilde görmüş oluyoruz soğutucu sistemini ve Joule-Thomson olayını. A bölmesindeki gaz birinci piston yardımıyla sıkıştırılır. Şuradaki birinci piston yardımıyla şu şekilde sıkıştırılıyor. Sıkışan gaz ani olarak delikli bölmeden B bölmesine geçer. Şuradan B bölmesine geçiyor. Gazın tamamı B bölmesine geçtiğinde aynı işlem ikinci piston ile tekrarlanır. Bu sefer ikinci piston için yapıyoruz. Sürekli yapılan bu işlem sonucunda genellikle ani olarak genişleyen basıncı düşen gazın sıcaklığı da ne yapmış olur? Düşmüş olur. Ancak az sayıda bazı gazların sıcaklığı artabilir veya değişmeyebilir. Bazılarında değişmeyebiliyor. Joule-Thomson olayındaki gazın genleşmesi sırasındaki sıcaklık değişimi ne kadar az ise gaz o kadar ideale yakındır deriz. Günlük yaşamda karşılaştığımız Joule-Thomson olaylarına bisiklet pompasını örnek olarak verebiliriz. Buzdolabı ve derin dondurucuları örnek olarak verebiliriz. Evlerde ve otomobillerde ortamı ısıtmak ve serinletmek için kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma sistemi, havadan oksijen ve azot gazı eldesi örnek olarak Joule-Thomson olaylarına verilebilir. Evet, şu nokta grafiği arkadaşlar suya ait bir faz diyagramı görüyorsunuz. Maddenin bir halden diğer hale geçmesine faz geçişi denir. Verilen bir basınç ve sıcaklık diğerinde maddenin hangi fiziksel halde ya da hallerde bulunduğunu gösteren diyagrama faz diyagramı deniyor. Bir maddenin faz diyagramı o maddenin hangi şartlar altında katı sıvı ya da buhar fazında olabileceğini gösterir. Herhangi iki faz ayıran çizgi fazların denge halinde bulunduğu koşulları da gösterecek. Saf bir maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinin bir arada bulunduğu noktaya da üçlü nokta denir. Arkadaşlar şu nokta üçlü noktadır. Üçlü nokta. Burada şu çizginin eğriminin altında kalan kısım, mavi kısım katı. Isıttığımız zaman bakın sıcaklık artıyor. Kattan neye geçecek? Sıvıya geçecek. Sıvıyı ısıtırsak gaza geçecek. Dolayısıyla katı sıvı gaz şeklinde devam edecek. Gazdan sıvıya geçmeye yoğuşma diyorduk. Mesela şunlar yoğuşma noktaları ya da kaynama noktaları, buharlaşma noktaları diyebiliriz. Şu noktalarda erime noktası ve donma noktaları diyebiliriz. Peki şurada da katıdan direkt gaza geçiş var. Katıdan direkt gaza geçmeye ne diyoruz arkadaşlar? Süblimleşme. Yani şurada da süblimleşmeler söz konusu. Mesela şurada madde ne halde? Buhar halinde. Şurada gaz halinde. Şu noktada sıvı halde. Şu noktada katı halde. Şu noktada ne halde diye sorulduğu zaman sıvı gaz fazında diyeceğiz. Şu noktada katı sıvı, şu noktada katı gaz diyebiliriz. Ama şu noktada üçlü noktadır. Katı sıvı gazın üç halinin bir arada bulunduğu noktada üçlü noktadır. Bu suya ait
Gördüğünüz gibi şurada basınç arttıkça katının erime noktasının düştüğünü görüyoruz. Yani kışın işlek caddelerde karın daha çabuk erimesinin sebebi budur. Katıya basınç uygulandığında erime noktası düşmüş oluyor. Sığ buhar faz sınırının sona erdiği basınç maddenin kritik basıncıdır. Suyun kritik basıncı 218 atmosferdir. Kritik sıcaklık ve kritik basınç birlikte maddenin kritik noktasını oluşturuyorlar. Şimdi karbondioksit için de verilmiş bir faz diyagramı. Şu nokta ne noktasıydı? Şu noktaydı. Şurada katı sıvı geçişi vardı. Burada sıvı buhar sıvı gaz geçişi vardı. Burada katı buhar katı gaz geçişi vardı. Dolayısıyla karbondioksit için de su için yaptığımız yorumları burası için de yapabiliriz. Yani şu halde şuradaki durumda sıvı halde, şuradaki noktada katı halde, şuradaki noktada buhar halde, şurada gaz halinde, şurada sıvı gaz şeklinde ne yapabiliriz? Fazları gösterebiliriz. Burada basınç arttıkça gördüğünüz gibi sıvının ne olduğunu, kaynama noktasının arttığını görmüş oluyoruz. Şurada katının basıncı arttıkça erime noktasının da arttığını görüyoruz. Evet, bir örnekle devam edelim. Gerçek gazlarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Gaz moleküllerinin arasındaki etkileşimin arttıkça gaz ideallikten uzaklaşır. Evet, gaz moleküllerinin arasındaki etkileşim arttıkça gerçekliğe yaklaşır, ideallikten uzaklaşır. O zaman birinci öncül doğrudur. Çünkü etkileşimle gerçek gaz doğru orantılı. Etkileşim ne kadar fazlaysa gazın gerçekliğe yaklaşması o kadar fazla olur. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yakın davranır. Neydi? Büyük T ve küçük P'den hatırlayacaktık. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yakın davranır. PV bölü RT değeri birden farklıdır. Gerçek gazlarda tabii ki birden farklı olacaktır veya sapma arttıkça da gerçeğe doğru yaklaşacaktır. O zaman üçü de doğrudur. Bu bölümün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.